Selamünaleyküm arkadaşlar. Ayşegülce Fikirler kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün bu şahane modelin anlatımını yapacağım. Yine bir siparişle karşınızdayım. Daha önceki videomda söylemiştim. 4 tane patik sipariş aldım. Bunların hepsini sırayla size anlatacağım. Tıvışı var. İşte 2 şişli olan var. Bu 5 şişli. Şimdi bunun anlatımını şöyle. Bakın, buraya kadar geldim ben. Bunu ördüm. Burayı bitirmedim. Çünkü burada farklı bir işlem yapacağım size, onu göstermek için. Kamera karşısında fazla zaman kaybetmemek için. Bu kadarcık ördüm. Şimdi burasını normalde patiklerde ya dikiş yapılır ya da tığla birleştirilir. Her iki durumda da burasında çizgi oluşuyor. Bu çizgi oluşmaması için farklı bir işlem yapacağım ben. Merak ediyorsanız sonuna kadar izleyin. Bu çünkü en son işlemimiz olacak. Ayrıca bunu da ördüm. Diğer tekini de bu kadarcık. Bunun şu bilek ayrım yerine kadar gelene dek ördüm. Kamera karşısında fazla zaman kaybetmemek için. Hadi şimdi bakalım. Hadi bismillahirrahmanirrahim deyip bugünkü anlatımımıza başlayalım. Rabbim yardım eder inşallah. Evet, bakın şimdi ben bu iki şişimin üzerine 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. 13 tane ilmek attım hanımlar. Şimdi buradan birisini çıkarıyorum. Şimdi tığımızın yardımına ihtiyacımız var. Şimdi bakın nasıl, ne yapacağım burada. Normalde ben rahmetli anacığımdan farklı öğrenmiştim. Ama şimdiki teknikler, yeni yeni teknikler çıkıyor. Onlar denemekte fayda var. Farklı farklı şeyler yapmakta fayda var. Şu ipimi buraya bir tane ilmek bağladım, yani sağlam olsun diye, gevşemesin diye. Bakın şu şekilde 1 2, bu şekilde ilmek çıkaracağız hanımlar. Tığla, tığım da biraz küçük, ince tığ almışım ya, kalın tığ alsaymışım. 3 4, yaralıyor bakın işte. 4 5 6. Şimdi bakın hanımlar, 6 tane aldım. Şöyle bir görünüm oluyor. Bakın çok güzel oluyor. Şimdi bunu hemen diğer şişime, bu tığdan bunları çıkaracağım. Evet, o ilmekleri şişime aldım. Şimdi buradakilerini de alayım diğer şişime. Bakın şöyle bunu da bölüyorum. İlk hani 13 tane yapmıştık ya. Şöyle 2, 4, 6, evet 6 tane ayırdık. Şimdi burada 5 tane daha ilmek açacağım buradan. Çünkü burada 13 tane yapmıştık. Aslında bunun birini oraya alacağım. İlk 5 tane, sonra 6 tane yapmam gerekiyor. Ama yaptım, neyse önemli değil. O şişe alırım ben onu. Şimdi bakın buradan tekrardan şöyle çevirince hiçbir sıkıntı olmayacak hanımlar. Bakın. Aynı şekilde buradan ben ilmek çıkaracağım. Şu sona gelene dek 5 tane ilmek çıkarmam gerekiyor. Şöyle çıkarıyorum. Bakın. İpimi yarıyorum. Nasıl çıkarıldı anlaşıldı. Bakın şuradan onlar, hemen şuradan takıyorum tığıma ve çekiyorum. Bu şekilde ilmek çıkaracağız. 2, 4, 5 tane oldu. Bakın bu şekilde olacak. 5 tane tamamladım. Çünkü 12 tane olması gerekiyor şişimizde. Her şişte 12 tane ilmek olması gerekiyor. Şimdi bunu tekrar şişime alıyorum ben. Bunda kolay bir yöntemi var hanımlar. Şöyle çıkarıyorum. Yani hemen ilk yaptığınızı da anında hemen şişe takabilirsiniz. Ama bu bana kolay geldi. Şöyle tığımı ters çevirmişim. Çengel tarafı aşağıda olduğu için bana sıkıntı olmuyor. Bakın şöyle alıyorum. Evet. Son ilmeğimi de aldım. Tığımla işim bitti. Şimdilik. Şimdi ördüğüm zaman daha iyi anlayacaksınız. Bu arası çok güzel duruyor hanımlar.
Burada 5 tane, burada 6 tane yapmam gerekiyordu ya. Burada bir 6 yaptığım için buradaki fazla ilmeği buna aktardım. Şimdi bundan sonra o ilmeği birer birer bu tarafa aktaracağım. Şöyle bakın, örüyorum. Düz bir şekilde öreceğim burayı. Biraz örünce daha güzel çıkacak ortaya. Şimdi ortasının nasıl düzgün bir şekilde olduğunu göstereceğim size. Çok güzel duruyor öyle yapınca. Biraz sık almışım ilmekleri. Biraz daha gevşek saymışım. İyi olacakmış. Şöyle düzgün örüyorum. Yani düz örüyorum. Bir de bu çorap, patik, bu tür beşli şişlerde hanımlar mutlaka dıştan alın. İçten alınca o kadar güzel durmayacağını düşünüyorum. Yani biz öyle öğrenmişiz. Hep dıştan alırdı rahmetli anacığım. Ben ondan öyle öğrenmişim. Gerçekten de öyle daha düzgün duruyor. Bilmiyorum içten yapanlar da var mı da. Bazı örgülerde içten örüyorlar. Çok güzel durmuyor. Şişi diğerini alacaktım ama unuttum. Neyse, ilmeği bir dahaki sefer alırım. Sıkıntı değil. Bakın şimdi geldim hanımlar. Bu sıramı geldim. Biraz ilerleyeyim ben. Şöyle döneceğim birkaç sıra. Düz bir şekilde örüyorum. Bakın. Hiç bu sıralarda artırma, eksilmemiz yok. Zaten bu örnekte eksiltme yok. Hep artırıyoruz. Ters almışım burada bazı ilmekleri tığla. Hani şişe ters takmışım. Onun için şöyle alıyorum ben onları. İçten ördüğümü düşünmeyin. İçten örmüyorum. Hep dıştan örerim ben bu tür örgüleri. Evet. Şimdi bu ilk sırasında biraz zorlanabilirsiniz. Ama biraz ilerlediği zaman çok kolay olacak, emin olun. İlk sırası da ister istemez hani şişler düzene alana kadar biraz zorluk olabiliyor. Bakın hep tığdan şişe geçirirken ilmekleri ters çevirmişim. Onun için böyle sanki içten örüyormuşum gibi duruyor. Bu renk ve kremle de çok güzel olur eminim. Şimdi böyle iki defa dolanıp geleyim. Evet hanım, artırma hani bu ilmekleri aldıktan sonra şöyle iki defa dolandım geldim. Şimdi artırmalarımıza başlayacağız. Şuna dikkat edeceğiz hanımlar, bakın. Buradaki ip bu tarafta kalacak. Yani başlangıç noktamızda artırmaya başlayacağız. Bir de biraz önce ben şişlerde 12 tane olacak dedim. 12 tane değil, şu yani en son artırma bittikten sonra 14 tane olacak. Bu 37 numara ayağa göre siz daha büyük yapmak isterseniz 15 ilmek yapabilirsiniz. Bakın şimdi birinci ilmeğimi ördüm düz bir şekilde. Bakın ikinci ilmeğin hemen burasından. Şunu bakın. Şuradan ilmek çıkarıyorum. Artırma yapıyorum. Kameranın önüne denk gelsin diye biraz şey yapıyorum, kaydırıyorum böyle, hakim olamıyorum, uzak kalıyor biraz bana. Bak bu şekilde artırmamı yaptım ve devam ediyorum. Geleceğim diğer tarafa, orada da artıracağım. Bakın sonuna geldim, sonda bir tane ilmek kaldı. O ilmek, bu ördüğüm ilmeği, ikinci ilmeği yani o baştan ikinci olan ilmeği şöyle buradan ilmek çıkarttım. Bakın bu şekilde. Ya o ilmeğin hemen bir sıra altından ilmek çıkarıyorum. Son ilmeğimi de düz bir şekilde örüyorum ve diğer şişime geçiyorum. Şimdi bakın burada aynı şekilde birini ördüm. Bu ikinci ilmeğin burasından ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde. Böyle yapınca artırmalar belli olmuyor hanımlar. Böyle diğer tarafa geleyim. Evet, diğer tarafa geldim. Bir tane kaldı. Bakın hemen onun kökünden yine aynı şekilde artırma yaptım. Bakın şu şekilde yapıyorum artırmayı.
Ondan sonra son ilmeğimi de örüyorum. Diğer tarafa geçiyorum. Bundan sonra bu sırayı bir sıra artırıyoruz. Bir sıra düz. Şimdi bir sıra artırma yapmadan donanıp buraya kadar geleyim. Evet. Alt ilmeğimiz vardı. Bir sıra artırdık. Birer ilmek oldu. 7 ilmek. Şimdi 8 olacak ilmeklerimiz. Her sırada böyle, her sırada demeyeyim, bir sıra boş, bir sıra artırma yapıyoruz. Öyle 14 ilmek olana dek artırmamıza devam ediyoruz. Bakın artırıyorum. İkinci ilmekten alıyorum artırmamı. Bu şekilde. Evet, bakın geldim. Bu sonu da burayı göstermedim. Sonuna geldim. Son şişimdeki artırmayı da yapıyorum. Bu şekilde bakın. Aynı artırmalarımız aynı şekilde sonuna kadar devam edecek. Şişlerimizde 14 tane ilmek olana dek. Şimdi bundan sonra bir sıra daha, bir sırayı daha boş gideceğim. Bir daha artırmaları göstereyim. Daha geniş, hani biraz büyüdükten sonra. Şu anda biraz hani küçük olduğu için çok iyi anlaşılmamış olabilir. Artırmayı tekrar göstereyim. Hatta ben bunu biraz daha öreyim. Biraz ilerlesin. Tekrar artırmaları göstereyim size. Evet hanımlar. Gördüğünüz gibi yaptım. Bu kadar ördüm. Bir sıra artırdım. Bir sıra boş gittim. Bir sıra öyle geldim. 13 tane artırmam oldu. Şimdi 14. artırmayı sizinle yapacağım. Bir de şurayı size göstermek istiyorum. Bakın hanımlar. Şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Ne kadar düzgün oluyor. Sanki bu ilmeklerin devamı gibi duruyor. Şimdi son artırmalarımızı da yapalım. Sonra şuraya geçeceğiz. Nasıl artırıyorduk? Evet, şöyle aldım bir tane. Hemen bakın, birini ördüm. İkincisini şöyle diğerine takıp diğer şişimin yardımıyla ilmek çıkarıyorum. İkinciyi de örüyorum. Bu şekilde diğerlerini düz bir şekilde örüp diğer şişime kadar geleceğim. Son iki ilmeğim kalana kadar geldim buraya. Diğer şişimde. Bakın bunu örüyorum. Hemen şuradan. Şişime geçiriyorum ilmeği. Bu şekilde artırmamı yapıyorum. Son ilmeğimi de örüyorum. Ve diğer şişime geçiyorum. Diğer şişimde de ilk başta yaptığımız gibi aynı şekilde artırmamızı yapıyoruz. Birinciyi ördüm. İkinciyi taktım diğer şişe şöyle. Bakın. Hemen altından, iki sıra altından alıyorum. Bu şekilde ilmek çıkarmış oluyorum. İlmeklerimiz böyle çıkarınca daha düzgün oluyor. Çok belli olmuyor. İlmek çıkarmak, artırmaları yani belli olmuyor. Evet. Şöyle geleyim şu başa kadar. Son artırmamı burada yapacağım. On dört ilmeğimiz oldu şişimizde. Son artırmamı da yapınca artırma işlemlerimiz tamamlanıyor. Şimdi bakın geldim yine en sondan ikinciye. İkinciye örüyorum. Ördükten sonra bakın şurada iki, bir değil iki. Bak şu ikinciyi alttan şişimi takıyorum. Bakın taktım. Örüyorum burada. İlmek artırmış oluyoruz. İnşallah görünüyordur. Sanki biraz karanlığa kalıyormuş gibi durdu bana. Evet. Artırmalarımız bitti. Şimdi bunu bir sıra dolanıp geleceğim böyle boş. Evet. Şimdi bir sıra dolandım geldim. Boş. Yani her artırmadan sonra bir sıra boş gidiyordu ki. Bunda da öyle bir sıra boş gittim. Şimdi şunları yapacağız. Şu kremle karışık olan sırayı yapacağız. Evet, krem ipimi bağladım. Pembe ipime. Şimdi ilkin bir tane krem örüyorum, pembe örüyorum. Burada bir sıra etrafını şöyle bir pembe, bir krem örerek dolanacağız. Böyle. Bunu alttan tutuyorum. Böyle mi? Bunu da buradan. Öyle örüyorum. Bir sıra dönüp buraya kadar geleceğim.
Şaşırmamak için öyle dikkat edelim. Biri bir renk, biri bir renk olacak. Sıramı tamamladım, geldim. Şimdi bu sırada da pembeleri, kremleri pembe öreceğiz. Bir sırada böyle devam edeceğim. Şuradan alayım kremi. Bu şekilde. Evet, şimdi buradan yer değiştiriyorum. Renklerin yerlerini değiştiriyorum. Pembeyi krem, kremi pembe. Pembe dediğimde gül kuruzu çok güzel bir renk. Eminim kremine çok güzel olacağını düşünüyorum. Artık müşterim hangisini isterse ona veririm. Bu şekilde sırayı tamamlayıp döneyim. Evet arkadaşlar, sıramı tamamladım, geldim. İki sıra ördüm, örülmüş oldu. Şimdi burada iki sıra şu kremden düz gidip geleceğim. Sonra şu ajurlu modelimizin nasıl yapıldığını anlatacağım. Şimdi ben burayı bir iki sıra dolanıp geleyim. Sonra örnek kurmaya başlayalım. Düz örüyoruz. Burada bakın hiçbir işlemi yok. Şöyle düz örüyorum. Dıştan aldığım ilmekleri iki sıra örüp geleceğim. Evet hanımlar, iki sıra düz ördüm, geldim. Şimdi örneği kuracağız. Nasıl yapacağız bakalım. Burada 9 tane ilmek öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane ördüm. Şimdi burada 3 tane birden keseceğim hanımlar. Şu 3 tane birden kestim. Burada ilmeğimizi eksilttik. Ama şimdi artıracağız. Artırma yaptım, düz örüyorum. Artırma yaptım, tek ilmeğimizi ters örüyorum. Bu ters ilmek başa kadar öyle devam edecek. Ters olarak öreceğiz onu. Şimdi burada hemen artırma yaptım. Tekrar düz ilmeğimi örüyorum. Burada yarmışım. Düz ördüm. Tekrar bakın ipime, ama şişime ilmek attım. Üçünü birlikte kesiyorum. Şöyle. Alamadım. Çok sık örmüşüm burayı nedense. Benim bu şişlerim diğer şişlerimden daha ince hanımlar. Onun için biraz bunu yapmakta zorlanıyorum. Normalde ben diğerleriyle örüyorum. 2,5 numara şişle örüyorum. Şimdi hanımlar bakın, burada da kestim. Artı hemen bu şişe geçince hemen artırma yaptım. Bir düz ördüm, sonra bir artırma yaptım. 3 taneyi birlikte kestim. Sonra yani 3 ilmeği birlikte aldım. 2 tane kesilmiş oldu. Diğer başta 9 ilmek vardı. Bu şişimizde de 10 ilmek oluyor. Bu şekilde. Şu bu taban yeri 6 düz örülecek. Evet, diğer 2 alttaki 2 şişimi düz örerek geldim buraya, tekrar örnek yaptığımız yere. Şimdi biraz önce 9 taneydi. Şimdi 8 tane öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane ördüm. Buradan bir tane alıyorum. Pardon. Bu sırada hanımlar örnek yok. Şimdi bu biraz önce yaptım, bu kesmedi ya. Burada örnek yok. Burada düz bir sıra gideceğiz. Unuttum ben şimdi, bakın. Artırmaya gelince hatırladım. Bu artırmayı öreceğim. Şöyle düşünün. Bir mesela bir yelek bir şey örüyorsunuz. Ters tarafta artırmaları örüp düz de örnek koruyorsunuz ya. Aynen onun gibi. Şimdi ben karıştım, affedersiniz. Kafam karıştı. Burada örnek yok. Bir sıra bu şekilde düz örüp geleceğim. İkinci sırada örnek kuracağım. Evet, boş sıramı dolandım, geldim. Şimdi saymaya başlıyoruz. 8 tane ilmeğimizi sayıyoruz. Alamadım bir türlü ilmeği. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane ilmeği ördüm. Şimdi buradan 3 tane ilmeğimi aldım. Birlikte örüyorum. Sonra artırmamı yaptım. Tekrar ördüm düz örgümü. Tekrar artırdım. Bir düz daha ördüm. Sonra bu ters ilmeğimi, düz ters ilmeğimi de ördüm ve diğer şişe geçtim.
Diğer şişte de bakın, biraz önce hemen arttırmıştık ki o arttırma ördüm ilmek oldu. Şimdi burada arttırıyorum, düzüm örüyorum, arttırıyorum. Burada 3 ilmeği birlikte geçiriyorum ama bu ilmeği ben çeviriyorum hanımlar. Aslında diğerinde de çeviriyorum ama unuttum nedense. Böyle. Üçünü birlikte ördüm. Düz örmeye devam ediyorum. Altı da yine her zamanki gibi düz. Bir sıra yine düz örüp geleceğim. Yani bundan ayrı bir sıra, yani her artırma kesme yaptığımız sıradan sonra bir sırada düz örüp sonra artırmayı tekrarlıyoruz. Evet, bir sıra dolandım geldim boş olarak. Şimdi biraz önce 8 ilmekti, şimdi 7 ilmek olacak. 2 3 4 5 6 7. Buradan 8. ilmeği şöyle çeviriyorum ben hanımlar. Daha düzgün oluyor öyle. Şöyle üçünü birlikte ördüm. Artırdım. Düz ilmeğimi ördüm. Tekrar artırdım. Tekrar düz ilmeğim. Bir daha düz ilmek. Tekrar. Bu ters olan, devam edecek olan ters ilmeğimi de ördüm. Sonra diğer şişime geçtim. Diğer şişimde bakın düz ürgümü, ilmeğimi ördüm. Tekrar ördüm. Şimdi artırma yaptım. Düzümü örüyorum. Tekrar artırdım. Şimdi burada ilmeğimi çevirip üçünü birlikte kesiyorum. Evet, böyle. Kestim. Şimdi düz örgülerime devam ediyorum. Yine aynı şekilde bir sıra dolanıp düz örgü öreceğim. Yani burayı, bu sırayı tamamladıktan sonra bir sıra da düz örgü örüp tekrar örneği kuracağım. Ben şimdi bu hanımlar bakın şu şeyler, şu artırmalar 4 tane olunca bitiyor. Şunlar 4 tane olunca artırmalar bitiyor. Tekrardan yaprak koymaya başlıyoruz. Ben şimdi orayı tamamlayayım. Yaprak koyma yerinde sizinle tekrar başlayalım.